Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için geleneksel lezzetler sıralamasında ilk 10'a girebilecek muhteşem bir tarifim var. Hep beraber Antep yöresine özgü etsiz, kıymasız, bulgur ve pirinçten oluşan nefis bir kuru dolma yapacağız. Patlıcan ve biber kurusundan. Yaklaşık 10-15 biber, 10-15 kadar patlıcan kullanacağım. Benim için yeterli olacak. Tarifime ilk önce patlıcan ve biberlerimi haşlamakla işe başlayacağım. Hemen şöyle biberlerimi ipinden ayırdım. Patlıcanlarımdan da şöyle göz kararı ayıracağım. Kadar benim için yeterli olacak. Hemen tencereme şöyle ikisini karışık bir şekilde bırakıyorum. Hemen üzerine şöyle kaynar su döküyorum dolmalarımın. Böylece haşlanması daha kolay olacaktır ve daha lezzetli olacaktır. Kaynar su ilave edince de çok daha kısa sürede haşlanacak arkadaşlar. 10 dakika haşlamamız yeterli. Patlıcan ve biberler haşlanırken ben de dolmalarımın iç harcını hazırlayacağım. Derince bir kaba şöyle 2 su bardağı yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğum pirinçlerimi bıraktım. Hemen üzerine şöyle bir çay bardağı kadar da pilavlık bulgurumu döküyorum. Hemen üzerine de şöyle 2 orta boy soğanım yemeklik olacak şekilde doğradım. 3-4 diş kadar da sarımsak ilave ediyorum. Dondurucudan çıkardığım için rengi böyle. Bol soğanlı nefis bir iç harç olacak. Çok da lezzet verecek. İnanıyorum. Çok da seviyorum zaten. Yemeklerde soğanı. İki adet domatesi rendeleyebilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum gibi yazdan hazırlamıştım ben bu domates sosunu. Onu ilave ediyorum. Çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü malum kış ayındayız. Ve kış domatesinin çok fazla lezzeti yok. Bir miktar şöyle göz kararı maydanozumu da doğradım. Onu da şöyle ilave ettikten sonra bir çay bardağı dolusu zeytinyağım var. Eğer ki zeytinyağınız yoksa sıvı yağla da yapabilirsiniz ama zeytinyağının verdiği lezzeti tabii ki sıvı yağ vermiyor. Domates ve biber salçam karışık şöyle 1,5 yemek kaşığı dolusu. Salçamı da bıraktım karışımın üzerine. Baharat olarak da kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, tuz ve sumak ekşisi kullanıyorum. Bunu damak tadınıza kullandığınız biber ve domates miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Hamur yoğurur gibi bütün malzemelerimi güzelce şöyle elimle karıştıracağım. Dolma harcımı karıştırırken kuru nane ilave etmediğim aklıma geldi. Hemen şöyle bolca kuru nanemi de ilave ediyorum. Zaten sosunda da kullanacağız. Sizler de mutlaka ilave edin arkadaşlar. Ben unuttum. Hemen şöyle bir de karıştırayım. Patlıcan ve biberlerim haşlandı. İç harcım hazır. Birazcık da şöyle yazdan dolaba koymuş olduğum asma yaprağım vardı. Onu da saracağım kalan iç harçla. Şimdi artık dolmalarımı yapmaya başlayabilirim. Bir tatlı kaşığı aldım. Şu şekilde bir tatlı kaşığı yeterli. Böyle büyük dolmalar içinde
1,5 tatlı kaşığı yeterli oluyor arkadaşlar. Kuru dolmaları taze dolmalar gibi iyice doldurmuyoruz. Dediğim gibi 1 ya da 1,5 tatlı kaşığı kesinlikle yeterli oluyor. Ağız kısmını da şu şekilde kapatıyoruz. Arada böyle haşlanırken yırtılan dolmalarınız varsa onları da ziyan etmeyin arkadaşlar. İçine iç harcını koyduktan sonra kenarlarından katlayıp dolmaların arasına yerleştirebilirsiniz. Yine küçük bir patlıcanımız. Patlıcanlarımı doldurdum. Şimdi sıra geldi biberlerime. Yine küçük olan dolma biberlerime bir tatlı kaşığı kadar iç harç bırakıyorum. Büyük olanlara da yine 1,5 tatlı kaşığı yeterli olacak şekilde harç koyuyorum. Yani yassı bir formda doldurmuş olmamız bizim için yeterli. Patlıcan ve biberlerimi doldurma işlemim bitti. Şimdi kalan iç harcımla da yettiği kadar yapraklarımı saracağım. Dolmalarım, sarmalarım hazır, artık tencereye yerleştirmeye başladım. Şu şekilde yatay olacak şekilde yerleştiriyorum. Ağız kısımlarına şöyle diğer dolmayı bırakıyorum. Kuru dolmalarda normal mevsiminin dolması gibi ağız kısmını kapatma işlemi olmadığı için bu şekilde yerleştiriyorum. Patlıcan ve biberlerimi yerleştirdim. Şimdi yapraklarımı da yerleştiriyorum. Onları da sardım. İç harcım da tam yetti. Hiç kalmadı. Kuru dolmamı, yaprak sarmalarımı tencereme dizdim. Kuru dolmalarımın üzerine sos için de şöyle yarım su bardağı kadar yağını tavama aldım. İyice kızdırdım. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı nane de ilave ettim. Sosum hemen hazır. Şimdi dolmalarımın üzerine şöyle gezdiriyorum. İnanılmaz güzel koktu arkadaşlar buralar. Hemen şimdi şöyle dolma taşımı da kapatacağım. Şimdi üzerlerine bir iki parmak geçecek kadar sıcak suyumu şöyle döküyorum tencereme. Evet, bu kadar yeterli. Hemen tencerenin kapağını kapatacağım. Dolmalar artık ocağa gidebilir. Kuru patlıcan ve biber dolmam pişti. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim. Daha sonra altını kapattıktan sonra da hiç kapağını açmadan 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Şu an ilk sıcağı da çıktı zaten. Çok da nefis görünüyor. Hemen servis tabağımı da alacağım. İsterseniz sıcak sıcak tüketebileceğiniz gibi zeytinyağlı bir tarif olduğu için soğuduktan sonra da tüketebileceğiniz nefis bir lezzet. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yiyecek olanlara ve deneyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.